invite Mr. Sheridan Souza, CEO of EcoWave Renewable Energy to come on stage and to present. Alright, thank you very much. Show you a video. It's a video about an off-grid system that we built in Urfa. And the largest one, you can power the entire world by building solar plants. This is the power, this is the potential we have. If there's efficiency on a panel, we shouldn't stop there. We should try to use different materials, increase the efficiency, and try to find ways to utilize our water properly. Education is very crucial. We need to educate farmers, consumers, and all the related people so that everyone is aware of our resources, what's out there, and how to use it properly. We have wind, we have geothermal, we have hydro, we have biomass, biogas, biofuel, wave, tidal, you name it, it's all around us. Very important. Güneş enerjisi, ekonomi yenilebilir enerji yöneticisi Serhan Süper'e kalıyor. Ben Enstitüklerine ilk defa geldim ve burası yani doğal olarak gördüğüm kadarıyla son derece misafirperver insanların olduğu bir yer. TREDAŞ'la da hiç muhatap olmadım açıkçası, burada projemiz olmadı. Ben sadece diğer bölgelerde yaşadıklarımızdan örnekleme yapıyorum. Yani birçok yerde zorluk çıkabiliyor. Mesela marjinal tarım yazısının alınmasında zorluklar çıkabiliyor. Yer keşif bedelleri istenebiliyor. Randevular bazen verilemiyor, biliyor ya da geç veriliyor. Yani gönül ister ki her sene 2000 megawatt proje ihaleye çıksın. Daha fazla yatırım teşvik etmek istiyoruz. Daha fazla yenilenebilir enerji görmek istiyoruz ülkemizin topraklarında. I think to improve the system, for instance, land is a big problem for us. You know, when we develop projects, when the villagers hear about first thing they ask you, so what are you going to do with the land? You say, if you say energy, they triple the price. This needs to be regulated so that the feasibility of such projects improve. From economic point of view, it's very important to give up on fossil fuels, and also energy dependency, that is another important matter, because I think sooner or later Turkey will have the strategy to give up on fossil fuels, and at that point we're going to need as much renewables as we can deploy, and the already installed ones, we're going to use them. That's my opinion. Bugün herkes tanıyor. İşte Tesla ile elektrikli karlarla, işte SpaceX ile ya da PayPal ile yaptıkları hepimizin bildiği işler. Serhan Bey, Türkiye'nin belki de Elon Musk'ı yani çok kişi bilmiyor. Bugün biraz daha detaylı öğreneceğiz kendisinden. Bu arada benzetme için teşekkür ederim. Oraya biraz zamanımız var ama inşallah yani kalbimizde olan şey hakikaten Türkiye'den uluslararası çalışacak marka ve markaları çıkarmak istiyoruz. Bana göre yani her şey artık yenilenebilir enerjiye dönecek. Yani güneş, rüzgar,
jeotermal, biyogaz, biyokütle, bütün bunlar hep hayatımıza daha fazla yer alacak. Elektrikli araç sektörü çıkacak, hani bunun yan unsuru olarak. Ama elektrikli araçta elektriğinizi de yenilenebilir enerji kaynağından almanız gerekiyor. Yoksa kömür santralinden elektrik alırsanız kömür yakıyor olursunuz arabada. Yerinde üretim, yerinde tüketim olacak her şey. Yani bir kasaba düşünün. Bir hastane düşünün, kendi enerjisini üretecek. Bu arada izninizle ben de birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum genç arkadaşlara. Şimdi yani girişimci olmak isteyen arkadaşlar öncelikle aklınızdaki fikri, talebi var mı onu bir gözlemleyin. Yani gerçekten ihtiyaç var mı? Sonra teknoloji tarafını nasıl halledeceksiniz? Ben mesela finans kökenliyim ama her zaman yani bu işlerde teknoloji tarafı, işte yazılımcı olsun ya da enerji tarafında çok iyi mühendislerle çalışıyorum. Ve aynı zamanda mühendislerle yetiştiriyoruz. Mesela ITÜ'yle anlaşmamız var enerji tarafında. Aslında çok büyük potansiyelimiz var. Sadece işte sistemde problemlerimiz var ve bu insanların bir şekilde ortaya çıkması lazım. Yani desteklenmesi lazım. Bunker Roy'un yaptığı iş sosyal girişimcilik. Barefoot College'daki gibi bir sistem zaten oluşturmak istiyorduk. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yani bu insanların kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için harekete geçmek istedik. İşbirliği yaptığımız dernekler var, sektör dernekleri. İşte Çağrı Merkezi, Perakende, Güvenlik ve Turizm. Onların sertifika programlarına sokuyor olacağız. Amacımız kendi ayaklarının üzerinde durmaları sağlamak. Siz de çok güzel çalışmalar yapmışsınız, tıpkı onlar gibi. Siz de düşünüyor musunuz videoya aktarmayı, bu güzel çalışmaları, ki bu şekilde izleyebilelim ve etkilenelim, biz de harekete geçelim. Bununla ilgili bir arkadaşımız hatta orada çekim yapıyor şu anda. Yaptığımız şeyleri kayda alıyoruz. Bunları da yavaş yavaş kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Hepimizin düşündüğünden çok daha fazla potansiyeli var etrafımız için yapabileceğimiz.